Merhaba arkadaşlar, ben Yıldıray. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü videomuzda kahramanları yükseltmemiz ve güçlü ordular kurabilmemiz için ihtiyacımız olan kara iksire yoğunlaşacağız. Fakat önümüze her çıkan yere saldırmayacağız. Kara iksir deposunu köyün ortasında tutanlara saldıracağız. Amacımız sadece kara iksir deposuna ulaşmak olacak ve bu yüzden saldırıyı kazanmaya ya da yıldız toplamaya çalışmayacağız. Köyün ortasındaki kara iksir deposu genelde iyi korunduğu için güçlü bir orduya ihtiyaç duyarız. Fakat biz bunu çok fazla iksir harcamadan ve kara iksir kullanmadan yapacağız. Zaten amacımız kara iksir toplamak. Bu yüzden elimizden geldiğince düşük bütçeli bir ordu ile saldıracağız. Ordumuzda okçu, dev, goblin, duvar yıkıcı, büyücü olacak. Ek olarak 3 iyileştirme ve 1 tane de öfke büyüsü kullanacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Bize göre değil. Bu da bize göre değil. Az iksiri var. Bu olabilir mi? Olabilir. Evet, olabilir bu. Buna saldırabilir sanırım. Ortasında bulunduruyor. Ulaşması pek kolay değil. Amacımız yıldız toplamak olmadığı için köy binasına saldırmamıza gerek yok. Alt taraftan buraya saldırabiliriz. Öncelikle kenardaki gereksiz şeyleri yok edelim. Kendimize yol açalım biraz. Evet, kalplerini dağıtalım. Duvarımızı yıkalım şimdi. Yol açalım kendimize. Biraz daha kenardakileri temizleyelim. Aynı zamanda da devleri yollayalım. Yeniştirme büyüğünü çok kullandık. Diğer duvarı da yıkalım. Kendimize yolumuzu açalım. Evet, yolumuzu açtık. Şimdi öfke büyüsüyle biraz daha derinlere doğru gidelim. Yolumuz yavaş yavaş açılıyor. Büyücülerimizi de bırakalım. Evet, goblinleri en sona bırakıyoruz ki hızlı bir şekilde kara iksiri sömürelim. Şimdi bırakıyoruz goblinleri. Evet, kara iksir deposuna ulaştık. Kara iksir deposu artık bizim. Toplayabildiğimiz kadar da diğerlerinden toplayalım. Tamam. Gördüğünüz gibi kara iksirimizi aldık. Şimdi eve dönelim tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, taktiğimiz işe yarıyor. Köyün ortasındaki kara iksir deposuna ulaştık ve bir güzel boşalttık bunu. Çok da zorlanmadık. Ordumuz da güçlü değildi. İsterseniz başka bir köye daha saldıralım. Köy olmaz. Bunda kara iksir çok yakın. Amacımız uygun değil. Bu olabilir. Evet. Bunda uzak kalıyor bir kara iksir. İçinde de güzelce bir kara iksir var. Bunlara nereden saldırabiliriz? En uygun yer sanırım sağ üst köşe olacak. Sağ üst köşeden saldırabiliriz.
Öncelikle kenardakileri temizleyelim. Şöyle bir de bakalım. Bir de büyüyeceğim. Kenardakileri de temizleyelim yavaş yavaş. Bir de daha bakalım. Bir büyücü daha. Biraz yavaş oynadığımın farkındayım ama oraya ulaşmak için yanlış yapmak istemiyorum. Şimdi bu harikçıları yollasa devlerle önce bu topu tamam yok edelim. Ondan sonra yavaş yavaş belki de dalmaya başlayalım derken misafirlerimiz geldi. Şimdi öncelikle onları yok etmemiz gerekecek. Okçularımız görevini yapsın. Zaten okçular genelde ben Klan Kalesi'nden gelen misafirler için tutuyorum. Temizlik için daha çok büyücü onları temizledik. Şimdi yavaş yavaş yolumuzu açtık. Evet, şimdi devlerimizin hepsini yollayalım. İyileştirme büyüğümüz, öfke büyüğümüz, duvar yıkıcılarla diğer duvarı da yıkalım. Kendimizi yolumuzu açalım. Oyunumuzda ortaya ulaşmak için 8 tane duvar yıkıcı yeterli olacaktır. Genelde zaten önümüzde 2 tane engel oluyor duvar. Kara X'i kullanarak deprem büyüsünü kullanmaya gerek yok. Amacımız ne kadar az iksir kullanabilirsek o kadar yararımıza. Evet, kara iksir deposunu topladık. %50'ydi. Almışız %54. Zaten pek de ihtiyacımız olmadığı için yıldız kazanmaya yerimize geri dönelim. Topladığımız iksir yeterli sanırım. Henüz 2 köye saldırdık arkadaşlar. Bir köye daha saldırmayı düşünüyorum. Videoyu fazla uzatmamak açısından daha yüksek kara iksiri bulunduran köyleri pek fazla aramak istemedim. Zaten amacımız köyün ortasındaki depoya ulaşıp boşaltmak. Yoksa biraz daha arasak karşımıza mutlaka içinde 2-3 bin kadar kara iksiri bulunduran köyler çıkacaktır. Ama şu an için uzatmak gereksiz. Zaten ben şahsen kahramanların ikisini de aynı anda yükseltmediğim için acelem de yok açıkçası. Daha sonra yine bu taktikten lazım olduğu zaman kara iksir avına çıkarım. Lafı fazla uzatmadan 3. saldırımıza da geçelim hemen. Burası bize göre değil. Burası da değil. Burası da değil. Burası, evet burası olabilir sanırım. Buraya saldırabiliriz. Kara iksir deposu amacımıza uygun bir yerde. Her ne kadar içinde fazla kara iksir bulundurmasa da ulaşmaya çalışacağız yine kara iksir deposuna. Nereden saldıralım buraya? Muhtemelen yine kara iksire en yakın olan dış kısımdan saldıracağız. Bırakalım. Şuraya da bırakalım. Dikkatlerini
dağıtıp duvar yakıcıyla duvarımızı yok edelim. Evet, duvarı yıktık. Şimdi okçularla yukarıyı biraz temizleyelim. Kendimize biraz yol açalım. Dikkatimiz dağılmasın. Şimdi devlerle okçu kulesini yok etmeye gidelim ve ardından da bir yeşilme büyüğümüz ve duvar yakıcılarımızla diğer duvarı yıkalım. Evet, kara iksir deposuna bir adım daha yakınız. Bütün devlerimizi bıraktık. Şimdi öfke büyüğümüz, iyileştirme büyüğümüz. Bir daha iyileştirme büyüğümüzü attık. Devlerimiz gitti. Büyücülerimizi kenardaki fazlalıkları alalım yine. Okçularımızı da yollayalım hepsini. Büyücülerimizin hepsini atalım. Kraliçemizi de bırakalım. Goblinleri de bırakalım. Ama goblinlere gerek kalmadı. Zaten okçular ve büyücüler kara iksir deposunu yok ettiler ve şimdi köy binasını da yok ettiler. Şimdi diğer ganimetlere saldırıyorlar. Her ne kadar bizim amacımız kara iksir deposuna saldırmak olsa da ne gelse kârdır gibisinden düşünürsek bekleyelim, toplasınlar. Zaten bu son sağlığımız. Bakalım neler toplayabiliriz, ne kadar ganimet kaçırabiliriz. Kraliçemiz de öldü. Fena değil. Evet arkadaşlar, 3 köye de saldırdık ve 3 köyün de merkezinde bulunan kara iksir depolarına ulaştık ve depoları boşalttık. Tekrar belirtmek istiyorum ki amacımız sadece kara iksir deposuna ulaşmaktı ve ona odaklandık. Taktiğimiz 3 saldırıda da gördüğünüz gibi işe yarıyor ve kara iksir deposunu boşaltmamızı sağlıyor. Bu taktikle sizler de kara iksir odaklı saldırılar düzenleyebilir ve kara iksir depolayabilirsiniz. Gelecek videomuzda yine kara iksir çalmaya odaklanacağız ve bu sefer farklı bir taktik kullanacağız. Bu yüzden takipte kalmanızı öneririm arkadaşlar. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuza beğeni atıp eğer abone değilseniz de kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Gelecek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.